çalışmalarımın sonucu İdil Galeri'deki 33. sergi. Biraz öbür sergilerden farklı oldu. Galiba galerinin uğrundan kaynaklanıyor. Her sergimde belli bir konsept, belli bir isim altında hiçbir değişiklik göstermeden en son güne kadar çalışıp aynı çizgi üzerinde gitmeye çalışırdım. Çünkü içimden böyle gelirdi. Biraz bu döngüsel zaman sergisinde biraz kendimi rahat bıraktım. Çünkü döngüsel zamanın zaten zamanın başı sonu yok. Başladığı yeri yok, bittiği yeri yok. Benim için sonsuzluk döngüsellik. Ve o somutlaşıp benim yine çemberlerimde, yine yuvarlak formlarımda, ritmin şiddetinde yerlerini aldı. Ve bu sergide kullandığım küçük de olsa transfer, bazen kesikler, bazen sadece daha önce yaptıklarımın devamı olan gökyüzü, uzay, yıldızlar, kumlar, benim resimlerin içinde çeşit çeşit, kimisinde kutlama, kimisinde üzüntü, kimisinde barış olarak yerlerini aldılar. Bu döngüsellik çember olarak, bu takıldığım bir form benim. Çok uzun zamandır takıldığım bir form, 3-4 yılı geçti. Yerini çemberle açıklıyor. Sonsuzluk, ölümsüzlük. Zaten döngüsellikte ölüm, yaşam, hepsi birbirinin ardı ardına. Toprak, dünya, yaşam, hepsi birbirini takip ediyor. Bu nedenle ben sergimin adını döngüsel zaman koydum. Bu sergide o kadar çok rahat bıraktım ki denemek istediğim her şeyi denedim. Ve benim zaten bütün problemim içinde derinlikti yapmak istediğim. Hep derinliklerle, ritimle ilgileniyorum. Fakat burada bu derinlikleri daha önce de denediğim gibi en çok somutlaştırdım. En çok ele, göze gelir şekle gelip ışık katarak, oyarak, keserek, bölerek, parçalayarak ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu benim çok hoşuma gitti, bu özgürlük. Zaten çok ihtiyacım olan bir şeydi. Özgürlük, bu kadar sıkışık bir ortamda kendimi özgür hissetmek. Umuyorum çok iyi bir sergi oldu. Ayın 4'üne kadar, 4 Mayıs'a kadar sergi devam ediyor. Sanatseverleri, dostlarımı, benim bu yaptığım son 2 yıllık işlerimi görmeye davet ediyorum İdil Galeri'ye.